Merhabalar arkadaşlar, Enfes Yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere diğer öğünler ve bayram sofralarınıza çok yakışacak müthiş lezzette özel sos ile kıymalı börek yaptım. Biz çok beğendik, umarım sizler de beğenirsiniz diyerek ve bu tarifi özellikle bayrama hazırlarsınız diye bu güzel böreğimi paylaşmak istedim. Ve hemen hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür edip tarifime geçiyorum. Öncelikle iç harcını hazırlayalım. 400 gram kıymayı tavaya alıp ocağa bırakıyorum. Ve rengi dönüp suyunu çekene dek kıymayı kavuruyorum. Bu arada kıyma kavrulurken ben de sizlere göstermedim ama soğan ve biberlerini doğradım. Bu şekilde kıymanın rengi dönüp suyunu çekince üzerine 2 tane soğan ve 4 tane biber ekleyip karıştırıyorum. Ve soğan yumuşayıp sinene kadar kavurmaya devam ediyorum. Tam bu aşamada ben kıyma yağsız olduğu için yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim. Sizler de kullandığınız kıymanın yağ durumuna göre ister ekleyin, isterseniz de eklemeyebilirsiniz. Soğan ile biberler de kavrulunca baharatları ve tuzunu ekliyorum. Baharat olarak birer tatlı kaşığı karabiber, kırmızı pul biber, nane ve tuz ekleyip karıştırıyorum. Sonra hemen ocağın altını kapattım ve yarım demet ince doğradığım maydanozu da ekleyip karıştırınca ocaktan alıyorum. Böylece iç harcını hazırlamış oluyorum. Sosu için 3 tane yumurtayı çırpıyorum ve üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu ve 1 şişe maden suyunu ekleyip tekrar şöyle bir karıştırıp kenara alıyorum. İlk olarak kullanacağım tepsiyi güzelce yağlıyorum. Sonra bir paket hazır yufka kullanacağım. Yani 6 adet yufka oluyor içerisinde. Tepsiyi yağladım ve yufkanın bir tanesini tepsinin tabanına kırışık olacak şekilde yani gelişi güzel seriyorum. Sonra üzerine hazırladığım sostan döküp fırça ile kuru kalan yerleri ıslatıyorum. Ve ikinci yufkayı da serip sos döküyorum. Böreğin kat kat olmasını istiyorsak bu şekilde kırışık sermemiz lazım. Üçüncü yufkayı da serip sosunu dökünce artık iç harcını döküp serebiliriz. Lezzetine lezzet katmasını istediğim için ilk önce üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum ve sonra kıymalı iç harcını döküp her yerine eşit gelecek şekilde seriyorum.
ve tekrar kıymanın üzerine de kaşar peyniri döküp diğer kalan 3 yufkayı da aynı işlemi yaparak tepsiyi dolduruyorum. Son yufkayı üzerine düz olmasını istediğim için düz serip kenarlarını içine katlıyorum. Altı tane yufkayı gördüğünüz gibi tepsiye yerleştirdim. Şimdi de dilimleyip geri kalan sosunu döküyorum. Aslında her bir yufkaya göz kararı sos döktüm ve yufkaları tamamen ıslanmasını sağladım. Geri kalan sosu da dökünce üzerinin dilimlerine kaşar peyniri serpiyorum ve 200 derece fırında 1 saat pişiriyorum. Ama her fırının pişirme süresi değişiyor. Kontrol edip alt üst kızarınca çıkartabilirsiniz. Bayramların yıldızı olacak bu şahane böreği mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.